Tabii bugün çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ayten Düzkantar. Sayın hocamıza da teşrifleri ve bu değerli eğitimi bizimle paylaşacakları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize verimli bir eğitim programı diliyorum. Saygılarımla. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Devletlerin ve toplumların olmazsa olmazı üç unsur vardır. Bunları sıraya koyup da birbirinden önemli hale getirmek istemiyorum ama birincisi adalettir. Diğeri sağlık ve üçüncüsü de eğitimdir. Biz bugün sağlık ve eğitimi konuşuyor olacağız. Değerli dışarıdan gelen katılımcılarımız ve sevgili öğrencilerim. Öncelikle Yakında Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Yakında Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile işbirliğiyle yaptığımız cinsel eğitim seminerine hoş geldiniz. Öncelikle söylemek isterim ki şahsi olarak hepinizi böyle bir kalabalığı görmek beni çok mutlu etti. Bunun bir nedeni bundan 4-5 sene önce cinsel eğitimle ilgili master tezimi yazarken özellikle tüm donanıma, teorik donanıma sahip olan 4. sınıf öğrencilerin pratiğe geçmek üzereyken gösterdikleri önyargılar, sahip oldukları bilgileri sorgulamaları beni çok tedirgin edip düşündürmüştü. Evet, merhabalar. Önce herhalde biraz tanışmak lazım. Ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engeller Anabilim Dalı'ndan mezun oldum. Tabii ki önce öğretmen olarak göreve başladım. Aşağı yukarı 7 sene öğretmenlik yaptıktan sonra akademisyenliğe geçtim. Ve aşağı yukarı da 23 yıldır akademisyenim. Yani 30 yıllık bir deneyim söz konusu. Ama belki daha önce, belki cinsel gelişim, cinsel sağlıkla ilgili hep bir iki konuşma dinlemişsinizdir herhalde, değil mi? Var mı öyle daha önce böyle bir konuşmaya katılan lisede? Yok. Hiç mi yoktu? Allah'ım. Lisede falan verirler genelde ama genelde şöyle bir prosedür vardır. Tıpçılar gelir. Ve tıbbi olarak yani insanı sadece organizma olarak düşünen bir bilgi verirler. Bu da genelde işte fiziksel gelişim, cinsel olgunlaşma, buna dayalı işte mens ve diğer ergenlik denilen şeyin organik altyapısı. Ve hemen arkasından da şu program gelir. İstenmeyen gebelikten korunma, bulaşıcı hastalıklardan korunma vesaire.